Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzun konusu bazılarınızın kitabında güvenliyim tehlikede mi? Bazılarınızın kitabında dikkat acil durum diye geçiyor. Haydi başlayalım. Bize istemediğimiz bir öneride bulunulduğunda ne yapmalıyız çocuklar? Şimdi çocuklar burada ne demek istediğimizi bir örnekle anlatalım. Mesela sınıfça alışveriş merkezinde sinemaya gittiniz. Ve bir arkadaşınız size öğretmeninizden izin almadan alışveriş merkezindeki oyun alanına gitme önerisinde bulundu. Peki arkadaşınızın bu önerisi karşısında ne yapmalısınız? Böyle bir öneriyle karşılaştığımız zaman önce sorun nedir? Kendimize bu soruyu soracağız çocuklar. Arkadaşımızın önerisini kabul edersek sonunda başımıza neler gelebilir? Bunları düşüneceğiz. Yani bu öneriye uyup gruptan ayrılırsak öğretmenimizden izin almadan bunun sonunda kaybolabiliriz. Öğretmenimiz bize ulaşamadığı için telaşlanır ve ailemize haber verir. Ailemiz de korkuya kapılıp polise haber verebilir. Yani bunun gibi olumsuz şeyler yaşanabilir. Yani çocuklar izin almadan masum bir isteğimiz birçok olumsuz sonuç doğurabilir. Olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir öneriyle karşılaştığımız zaman buna hayır diyebilmeliyiz çocuklar. Yapmak istemediğimiz, hayır demekte zorlandığımız durumlarda aile büyüklerimizden, öğretmenlerimizden ya da güvenlik görevlilerinden yardım alabiliriz. Şimdi tehlikeli durumlarda yapılması gerekenlere bir bakalım. Öncelikle tehlikeli olabilecek ortamlara girmemeliyiz. Tehlikeli ortamdan mümkün olduğunca uzak ve güvenli bir yere gitmeliyiz. Sahipsiz gördüğümüz çanta, paket, bavul gibi eşyaları hemen polise haber vermeliyiz. Evde yalnızken tanımadığımız kişilere kapıyı açmamalıyız ve tehlikeli olabileceğini düşündüğümüz durumlarda bağırarak çevredekilerin dikkatini çekmeliyiz, polisten yardım istemeliyiz. Doğal afetlerde güvenliğimizi tehlikeye düşürecek durumlardır çocuklar. Deprem, sel gibi afetler sırasında alınacak bazı önlemlerle bunların zararlı etkilerinden korunabiliriz. Deprem, yerin derinliklerindeki hareketler sonucu oluşan sarsıntıdır. Balkon ve pencerelerden uzaklaşılmalıdır. Asansör ve merdiven kullanılmamalıdır. Deprem sona erince hızlıca binayı terk edip güvenli bir yere gidilmelidir. Sel, aşırı yağışlar sonucu akarsular ve barajlardaki suların taşmasıdır. Sel sırasında sel bölgesi hemen terk edilerek yüksek ve güvenli yerlere gidilmelidir. Asla sel suyunun içine girilmemeli, su içinden karşıdan karşıya geçilmemelidir. Çünkü ayak bileğine kadar çıkan sel suyu insanları sürükleyebilir, dize kadar çıkan sel suyu otomobilleri sürükleyebilir. Ve elektrik çarpmaması için elektrik direklerinden uzak durulmalıdır. Yoksa bu hale gelebiliriz. Videomuzun sonuna geldik çocuklar. Evde tekrar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.